Akşam televizyona falan çıkmayacağız ha? Evet, çıkacağım. Oo, şimdi imza falan onlarla mı uğraşacağım? Yeteneklerini, coşkularını sokakla, cadde ile, en geniş ifadeyle hayatla paylaşan öğrenciler, havaların ısınmasıyla birlikte sokakları şenlendiriyor. Bazen tek bir gitar, keman, klarnet, tahta, darbuka, bazen de grup olarak karşımıza çıkan, sokağımızın, caddemizin, yol üstümüzün, kısaca hayatımızın bir parçası olan müzisyenler onlar. Sokak çalgıcıları ya da biraz daha modern bir ifadeyle cadde müzisyenleri. Ancak kimileri ses kirliliği yarattıkları gerekçesiyle onları kızdırıyor, İzin vermiyor. Onlar da tena ve kuytu köşeleri tercih etmek zorunda kalıyor. Hepimiz ben güzel sanatlar değilim, bunlar orada. Ben Cumhuriyet Lisesi'ndeyim. Boş zamanımızda daha iyi eğlendirmek için, geçirmek için. Çok söylesene oğlum. Yani söylesene şöyle bir şey, hani... Yani kötü huylara gideceğimize, burada yani... bunu yaparak eğleniyoruz daha iyi. Ya can sıkıntısını gideriyoruz. Yani canımız sıkıldığında dışarı çıkıyor, böyle eğleniyoruz. Ben yörde yaptığımız zaman... Bir iki defa yaptık, hemen polis geliyor, kaldırıyor. Ses oluyormuş. Hani biz sizden düğün salona falan istemiyoruz. Yani. Ama hani küçük çalacağımız bir yer olsa iyi olur. Yani şimdi evde çalmış olsak apartmandan daha sulandırılıyor. Hani yan tarafı sahil gibi sula gidiyor. Evde çalamıyoruz. Hani biz de böyle dışarı çıkalım diyoruz. Dışarıda da yine engel olan oluyor bazen. Bizi ses kirliliği olarak görüyorlar. Dibine bakıyor. Konser mi veriyorlar? Evet, biz kestik gerçi ama. Versinler mi? Eğlensin genç. Eğlensin gençler, niye eğlenmesinler? Eğlensinler. Yani, bak, toplum da sizi destekliyor. İlk değil sen bile son aşkın.